Tabii seçim sonuçları gerçekten yani yeni bir kapı araladı. Hemen hemen seçime giren bütün siyasi partiler için de yeniden bir muhasebe yapma süreci başlattı. Açık söyleyelim, bu seçimin başarılı çıkan siyasi partilerden birisi DEM Parti'dir. Bir diğeri işte Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onun dışındaki partilerde hem nicelik hem nitelik olarak bir düşüş olduğunu görüyoruz. Hatta seçim sonuçları özellikle İktidar Partisi'ne, İktidar blokuna büyük kaybettirdi. Hükümet gerçekten iyi yönetmiyor. Bunu zaten toplumun kendisi biliyor. Ciddi bir ekonomik kriz var, demokrasi sorunu var, özgürlükler sorunu var. İki, dış politikada tutarlı bir siyaset izlemiyor. Üç, tek adam sistemine geçmeyle birlikte, yani Türk tipi başkanlık sistemine geçtikten sonra Türkiye her anlamda bir sınıfta kalma, her anlamda ciddi kriz ve sorunlarla işte boğuşan bir hale geldi. Dolayısıyla halk 10 ay önce yapmış olduğu tercihlerin dışında farklı bir tercih yaptı. 22 yıllık iktidara yeter dedi. İlk defa ikinci parti oluyor iktidar partisi. Sadece Kürdistan'da kaybetmedi, Türkiye'de kaybetmiştir. Ve bu da artık Türkiye'de yeni bir umut, yeni bir kapı, yeni bir yol, mücadele zemini ortaya çıkarmıştır. Bu seçim sonuçlarından biz de dersler çıkaracağız. Aldığımız, alamadığımız, küçük farklarla kaybettiğimiz, aslında potansiyelimiz olan ama işte çok istediğimiz sonuçları çıkmayan kentleri, beldeleri, ilçeleri yeniden çalışacağız. Önümüzdeki dönem ciddi bir örgütlenme seferberliği başlatacağız. Önemli bir zemin oluştu, onu söylüyorum. İktidarın Kürt soruna yaklaşımı iktidara kaybettirdi. Kürt'ü inkar eden siyaseti kaybettirdi. Kayyumcu anlayış kaybettirdi. Kürt'ün iradesini kaçak seçmenlerle gasp etmeye metropolde Kürtler çok büyük bir cevap verdiler. Yani Şırnak'ta, Kars'ta, Bitlis'te zorla kaçak seçmenle iradesi gasp edilmek istenen Şırnaklar, Karslar, Bitlisler metropolde aslında iktidara kaybettirdi. İktidar 3-5 tane Kürt kentini bizden almak için, zorla, gaspla almak için yapmış olduğu çabanın karşılığında metropolde Kürtler aslında iktidara kaybettirdi. İktidarın da, AKP'nin de bunu okuması gerekiyor. Böyle uçaklarla, işte otobüs konvoylarıyla, o kentte olmayan, hatta garip garip o kentin doğasına, duvarına, betonuna, insanına bakan, belki şanlı şepekli hiç hayatında insan görmeyen, geleneksel giysiler içerisinde Kürt kadını görmeyen insanlar geliyorlar. İşte toplu konvoy halinde aynı okullarda, aynı sandıklarda blok oy kullanıyorlar. Şimdi bu Kürt'ü çok rahatsız etti. Yani irite etti. Aslında metropollerde de tam da sizin dediğiniz gibi iktidara kaybettiren de bu görüntülerdi. Metropollerde birçok insan tercihini değiştirdi. Yani bize bu oyunu oynayan, bize açıktan kaybettirmeye çalışan bu parti kazanmasın dedi halkımız. Biz DEM Parti ile birlikte ciddi bir öz eleştiri süreci içerisine girdik. Binlerce toplantı yaptık. Halkımızı, halklarımızı dinledik. Orada bize temel iletilen eleştirilerin en başında aday belirlemede artık yerelin de inisiyatifi olsun, iradesi dikkate alınsındı. Biz de yoğun tartışmalar sonucunda işte madem halkımız bedel ödüyor, oy kullanıyor, yıllardır partisine sahip çıkıyor, niye adayını seçmesin dedik. Yani sandıkları koyduk. Demokratik bir yöntemle halk kendi kapsayıcılıkta, katılımda örnek bir aslında demokrasi deneyimini de hep birlikte yaşadık. Bu olumluydu. Halk seçti. Bence sandığa gidip gitmemeyle bu durumun bir şeyi yok. Dediğim gibi genel anlamda aslında sandıkta bir düşüş var. Onun sebeplerini belki şöyle sıralayabiliriz. Halk AKP'nin bu oyunlarla, bu elindeki olanaklarla gitmeyeceğine inanıyordu. Ciddi bir umutsuzluk vardı aslında. Biz kazanıyoruz, kayım atıyorlar. İşte biz gidiyoruz oyunlarla, işte sandık sonuçlarını değiştiriyorlar gibi olumsuzluklardan kaynaklı insanlar aslında seçime, sandığa
ciddi bir güven, sandığa karşı güven sorunu yaşadılar. Ama en sonunda işte bu seçimler bir şeyi ortaya çıkardı. Yani halk isterse, halk karar verirse, işte birinci parti ikinci parti de yapabilir. İç Anadolu ile Karadeniz'in iç bölgelerine sıkıştırabilir. Kalelerini düşürebilir. Bütün oyunlara rağmen işte Kürdistan'ın birçok yerinde DEM Parti'nin işte seçilmesini sağlar. Bu dönemde kazanan üçüncü yolun kendisi oldu. İşte Kürdistan'da en geniş çevrelerin katılımıyla işte demokratik yöntemlerle aday belirledik. Batı'da da kent uzlaşısıyla, kentin kendi dinamikleri, sadece siyasi partilerle sınırlı olmayan, işte toplumsal örgütleri, toplumsal mücadele çevreleri, kadın çevreleri, ekolojistler, gençler, kadınlar, siyasi partileri aşan bir kapsamda kent uzlaşısıyla kimi yerlerde adaylarımızı belirledik. Kent uzlaşısıyla belirlenen yerlerin hemen hemen tamamı kazanıldı. Ne sadece tek başına kaybettiren, ne de sadece tek başına kendi kazanımını düşünen, aynı zamanda Türkiye demokrasinin de kazanımını önemseyen bir mantıkla hareket edildi ve üçüncü yol başarılı oldu. Bu sefer birine kaybettirip diğerine kazandırma yerine halklarımızın bulunduğu, emekçilerin bulunduğu her yerde onların iradelerini yönetime yansıması konusunda aslında bir çalışmamız oldu ve bu büyük oranda başarıldı. Yani AKP bizim özellikle metropollerde oy bölmemizi bu vesileyle işte o sonuçlardan sonra kendilerinin çıkmasını bekliyordu. CHP'de bir önceki seçim gibi işte AKP karşıtı bir siyaset izleyerek Kürdistan'da belki kendimize, onun dışındaki yerlerde de AKP karşısında bulunan adaylara vermemizi istemiştir. İkisini de yapmadık. Kendimiz kazandık. Her yerde de, partimizin olduğu her yerde de kent uzlaşısı çerçevesinde iradelerin yönetimlere yansımasını sağladık. Bu çok kıymetli, çok önemliydi. 14 Mayıs seçimlerinde özellikle ikinci turda denge olmaktan, belirleyici olmaktan aslında çıkmıştık. Bu yerel seçimlerde aslında ne kadar sonuç tayin eden, ne kadar sonuçları değiştiren, yönetim değiştirebilecek, yönetime gelebilecek bir kapasitede, güçte, örgütlülükte olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. Başta İstanbul seçimleri olarak partimize rağmen bir durum yok. Altını net bir şekilde çizeyim. Ortaya çıkan sonuçların sebebi partimize rağmen işte halkın bir tercihi değildir. İktidarın seçim sürecinde de uygulamış olduğu retçi politikalardır, baskıcı politikalardır. Bakın, biz kendi adaylarımızı çıkardık, kendi adaylarımızla seçim çalışması yürüttük ama iktidar bölgede başka bir şey yürütüyordu. 32 tane yerleşim yerimizi gasp etmeye çalışıyordu. Bütün kolluklar, o ampul rozetli bürokratlarla birlikte seçim çalışmaları yürütüyordu. Neredeyse bazı sahalarda çalışma yürütemedik. Yani bizzat Muş'ta benim gittiğim halk buluşmasında öylesine olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı ki halktan çok polise, orada kolluk kuvvetlerine hitap etmek durumunda kaldık. Şimdi Muş'ta bizim halkla buluşmamızı engellemeye çalışan bu yaklaşımın İstanbul'dan, İzmir'den, Adana'dan görülmediğini mi zannediyorsunuz? Seçim sürecinde hiçbir dönem olmadığı kadar Cumhurbaşkanı, AKP-MHP iktidarı savaş, top, tank, teröristan, bitireceğiz, kurutacağız, yok edeceğiz söylemleri kullandılar. Bir seçim süreci gibi değildi. İktidarın, iktidarı izleyen, takip eden insanlar sanki bir savaşa gidiyormuşuz algısına kapıldılar ve gerçekten ürktüler. Dolayısıyla bu sonuçların ortaya çıkmasının mimarı bizzat iktidar ve onun kullanmış olduğu dildir. Stratejisine uygun, nitelikli, bilinçli bir oy kullanma, bir sonuç tayin etme durumu vardır. Buradan kendisine öz eleştiri çıkaracak olan iktidarın kendisidir. Onların kullandığı dildir, pratiklerdir. En kötü adaylarla yerel seçim çalışması yerine bir savaş çalışması yürütüyormuş gibi ortaya çıkan, Kürt'e parmak sallayan, bitireceğiz, aşağılayan, küçümseyen, hakaret eden bir dil karşısında metropollerde Kürt seçmeninin
ne yapacağını bekliyorduk biz. Aslında başka bir şey beklemek bence biraz üzerinde durulması gereken bir durumdur. Emin olun partimize gönül veren, oy veren, seçmeni olan, üyesi olan her insanımız Edirne'den Kars'a kadar partisine uygun, belirlemiş olduğu stratejiye uygun bir oy kullanmıştır. Van bir gerçekliği ortaya çıkardı. Yani kimi durumlarda bazen izleyen ama söz konusu iradesi, bilmem geleceği, halkı kimliği olduğu zaman muazzam bir direniş ortaya koyan Kürtlerin aslında devletin uygulamış olduğu politikalardan çok etkilenmediğini de ortaya koydu. Yani devlet orada yanıldı, iktidar yanıldı. Van başarısız olsaydı bu sadece seçimlerde değil, başka biçimlerde de vücut bulabilirdi. Van iyi bir uyarıcı oldu. Dediğim gibi hem biz halkımızın aslında bu politikalardan zaten etkilenmediğini biliyorduk. Ama nasıl etkilenmediğini bir kez daha gördük. Bize de umut verdi, cesaret verdi, güç verdi. Emin olun oraya gelen, bizimle dayanışan bütün siyasi partilerin mensupları söyledi. Yani birçoğu böyle hani duygusallaştı. O direniş, o yaklaşım, o pes etmeyen, geri adım atmayan yüz binlerle Van'ın bütün cadde ve sokaklarını tutan bu anlayış doğrudur. Bence en büyük mesajını iktidara vermiştir. Bu biçimiyle devam etmeyecekleri bir gerçek. Yani çözülüyorlar, çözülecekler. Çözülmenin sebebi Kürt, başta Kürt meselesi olmak üzere benzer birkaç konudaki yaklaşımlarıdır. En başından söylüyorduk, yani çözmeyen çözülüyor. Ve bu Kürt meselesi birçok cumhurbaşkanı, başbakan, parti, hükümet, iktidar, bürokrasi gördü. Bu konuda çözümleyici olmayan yaklaşımla gelenlerin tamamı işte tarihin tozlu raflarına kalktı. Dolayısıyla güç ilişkileri değişecek. Mesela dikkat ederseniz AKP içerisinde bir tartışma süreci başladı. En azından dışa yansıyan boyutuyla görüyoruz. Mevcut halde küçülerek devam etmek zorunda kalacaklar. Baskı politikalarının belki dozajını arttıracaklar. Ama işte tutmuyor, olmuyor. Yani baskıyla bitmiyor. Baskı çözmüyor. Baskı çözümün kendisi değil. Çözüm diyalogla, müzakereyle olur. İradeyi esas almakla olur. Ben AKP'de de bu konuda ne kadar bir değişim, dönüşüm olabilir ama AKP'nin de bir yol ayrımında olduğunu ve bir kararlaşma aşamasında olduğunu, ırkçı, tekçi, Kürt'ü yok sayan, emekçiliği yok sayan anlayış da uzun vade, orta vadede artık yürüyemeyeceğini, daha büyük kaybedeceğini, okuyabildiğini, okuyabileceğini tahmin ediyorum. Biz DEM Parti olarak daha sert bir süreci karşılamaya da varız. Diyaloğa, müzakereye de varız. Başta Kürt meselesi olmak üzere Türkiye'deki sorunların müzakereyle, demokratik zeminlerde tartışılarak çözülmesi için de üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu her defasında belirtmek istiyoruz. Türkiye halklarının sorunlarının çözümüne aktif bir şekilde dahil olması için elimizden gelen her şeyi yapmaya varız. Bizim için biz DEM Parti olarak asla şöyle bir şey demeyiz. Şu kişiyle olur, şununla olmaz yaklaşımı diyalektiğe aykırıdır. Bizim derdimiz önce muhatabımızı yaratıp sonra sorunu çözmek değil. Bizim bütün çabamız sorunu çözmektir. Dün sorunun çözümüne karşısında katı bir tutum ortaya koyan, yarın başka bir şey yapabilir. Yani diyalektik olarak da bu böyledir. İnsanları sadece geçmişteki yapmış oldukları uygulamalarla değerlendirip bununla olmaz. Hele bir sonrakini bekleyelim, bir sonraki gelsin, belki onunla çözeriz yaklaşımı hem süre açısından hem yarattığı sonuçlar açısından bizim savunacağımız bir durum değil. Çözüme kim geliyorsa buyursun, oturup konuşalım, çözelim. Biz büyük bir partiyiz. Biz hem mücadele geleneğinin dünyaya örnek olduğu partisiyiz, hem de müzakere etmeyi, diyalog kurmayı, meseleleri
İşte diyalogla, müzakereyle çözmeyi bilen bir siyasi gelenekten geliyoruz. Dolayısıyla biraz önümüzdeki dönem AKP'nin nasıl bir yaklaşım ortaya koyacağıyla ilgilidir. Biz açız, hazırız, biz varız. Ama karşımızdakinin samimi olması gerekiyor. Yeni anayasa tartışıyorlar. Bu yeni anayasa tartışmalarının samimi olup olmadığını nasıl anlarız? Bir yol temizliği yapsınlar. İşte Kobani davası ortada duruyor. Bir tweette yıllardır eş başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız içeridedir. Kayyumcu anlayışı ne kadar yanlış olduğunu bir zahmet kabul etsinler. Cezaevi siyasi tuzaklarla dolu. Türkiye'nin bütçesinin bütçesi büyük oranda Kürtlerin demokratik haklarını baskılamak için kullanıyor. Emekler geçinemiyor. Bir yol temizliğiyle bunların ne kadar samimi olup olmadıklarını görelim. Ona göre biz her zaman en doğru, en gerçekçi, en Kürtlere, Türkiye haklarına kazandıran siyaseti, politikayı, duruşu ortaya koyacağımıza emin olabilirsiniz. AKP için söylediğim şeyler CHP için de geçerli. Bir bütüne bu Kürt meselesinin müzakereyle, diyalogla çözülmesini CHP istiyor dedirtecek düzeyde değil. Önümüzdeki dönem CHP'ye de büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Kürt'e samimi yaklaşmak, bu sorunun çözümünde gerçekten demokratik bir irade ve sorumluluk ortaya koymak CHP'ye kaybettirmez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırır. CHP için büyük bir şans doğmuştur, büyük bir kapı aralanmış, büyük bir zemin oluşmuştur. 100 yıldır çözülmeyen Kürt meselesini 2. yüzyılda diyalogla çözme fırsatını yakalamıştır. 100 yıl önce reddeden kurucu parti 100 yıl sonra reddettiğiyle yüzleşme, öz eleştiri verme, çözme şansını elde etmiştir. CHP isterse samimi, doğru bir yaklaşımla gerçekten Türkiye'nin demokratik geleceğinde önemli bir rol ve misyon oynayabilir. Bizim de durumumuz kudretlidir, iyidir. O sonuçlarla da ortaya çıktı. Türkiye'nin birçok yerinde seçime girmememize rağmen bugüne kadar yerel seçimlerde aldığımız en yüksek oy aldık. 5.7. Türkiye'nin tamamında girseydik muhtemelen genel seçimlerin sonucuna ulaşacak bir oran alabilirdik. Sadece belediyecilik hizmeti sunan değil, halkın yaşamış olduğu her sorunla dayanışan, yanında duran bu dönemde devam edecek. Ama bu dönem artı bir şey yapacağız. Belediyelerimiz belediyecilik yapacak. Belediye işiyle uğraşacak. Siyaset, siyasetçiler yapacak. Tabii belediye ve siyaset ilişkisi bağı her zaman var. Ama herkes kendi işini yapacak. Emin olun önümüzdeki günlerde daha disiplinli, belediye işleriyle yoğunlaşan, halkın sorunlarını çözen, halkın içinde yanında olan, belediye olanaklarını doğru kullanan, mahalle komisyonlarıyla, tabii onların kuruluşları da olacak, kent dinamikleriyle, kentin bütün sorunlarını tartışan, ona göre program, planlama yapan, toplumcu, kapısı halka açık olan, halkın evi olan, halkın yaşamış olduğu sorunların cevabı, yanıtı olan bir belediyecilik pratiğiyle karşı karşıya kalacağız. Türkiye'nin evleri, Kuveyt'i, Suudi Arabistan'ı, İran'ı gezmesi, orada kapalı kapılar altında diplomasi yapmasına gerek yok. Emin olun, bütün bunlar zaman kaybıdır, enerji kaybıdır, ekonomik kayıptır. Bu kadar silahlanmasına da gerek yok. Bin yıllardır bu topraklarda yaşayan Kürtlerle kuracağı eşit bir ilişki, bir diyalog, onu eşit yurttaş, vatandaş sayan bir mantık Türkiye'nin en büyük güvencesidir. Türkiye'nin ekonomisinin işte büyümesidir. Türkiye'de insanların demokratik bir ortamda, refah içerisinde, huzur içerisinde, mutlu bir şekilde yaşamasının aslında reçetesidir. Ne olacak? Evlerde, Süleymaniye'de, dünya kadar işte suikast, üst, kalekol, karekol, İran'a taviz, Suriye'ye taviz,
Avrupa'ya taviz, Rusya'ya taviz nedir? Kürt demokratik haklarına kavuşmasın diyedir. Ya biraz vicdan, biraz akıl, biraz okuma. Kim bugüne kadar 60 milyon nüfusa sahip bir halkın tamamını haritadan silmiştir, dilini bitirmiştir, yok sayarak ortadan kaldırmıştır, buharlaştırmıştır? Tüm bunlara gerek yok. Kürt karşıtı diplomasi, Kürt karşıtı ilişki, Kürt karşıtı tavizler Türkiye'ye kaybettirdi. Bunu görmemek körlüktür. Bir defasına da dışarıda bu meseleyi konuşmak, yalan yanlış işte planlamalar, programlar yapmak, yok etme üzerine diplomasi geliştirmek yerine ya Kürtlerle bir oturup konuşun kardeşim. Ay, Kürtler ne istiyor? Kürtlerin istemleri Türkiye bütçesini bu kadar savaşa yatırmayı gerektiriyor mu? Siz bizi ikna edin. Dolayısıyla Türkiye yanlış yolda. Bu meselenin kendisi Türkiye'nin içerisindeki bir meseledir. Uluslararası bir konuma yükseliyor. Bu meselenin çözümü de buradadır. Bu meselenin muhatapları da buradadır. Bu meselenin çözümü çok zor şey değil ya. Farklılığımızı yaşatmak istiyoruz. Bunda ne var? Kimse fazla bir şey istemiyor. Kimsenin hakkını istemiyor. Kürt çocuğunun Kürtçe eğitim görmesi, Kürtçe konuşması, yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması, Kürt'ü varsayan bir mantık kimi kaybettirir, neyi kaybettirir? Bunu anlamak için 100 yıl kaybettik. Bir 100 yıl daha kaybetmek gerçekten bu topluma büyük bir günahtır, yazıktır, hakarettir. Biz Türkiye'de hem iktidar hem devlet aklını, bu yanlış, bu Kürt düğü yok saymak için ortaya konulan bütün enerjinin yanlış yere aktığını belirtmek istiyoruz. İkinci yüzyıl, Kürt'ü tanıyan, kardeş gören, o ırkçı yok sayan politikalardan vazgeçen bir yüzyıl olsun, ona başlangıç olsun. Bizim Kürtçe konuşmamız bu ülkeye ne zararı var ben henüz anlamış değilim. Mecliste de ikide bir kısıyor, bilinmeyen dil. Bildiğimiz dil yüzyıllardır bu topraklardadır. Bilinmeyen dil dedikleri dil bin yıllardır, 12 bin, 13 bin yıldır bu topraklarda yaşıyor. İnsan bundan utanır ya. Toprakların bağrından çıkmış, bu kadim toprakların en önemli ana dillerinden biri bilinmeyen dil oluyor. Yeni bu topraklarla buluşmuş dil de işte dayatılan tek dil olarak insanlara enjekte edilmeye çalışılıyor. Bu dil bölmez. Dil zenginliği hangi ülkeyi bölmüştür? Lütfen bilen varsa söylesin, biz bilmiyoruz. Güçlendirir, geliştirir. Duygu bağı oluşturur. En büyük savunma tank top değil. Kürt halkının sevgisini, sempatisini, kardeşliğini, dayanışmasını, bu ülkenin birlikte yaşaması en büyük savunmasıdır. Kürtler hiçbir daim bu ülkeye ihanet etmedi. Malazgirt'ten Kurtuluş Savaşı'na kadar. Darbeler karşısındaki tutumuna kadar. Bu ülke kazansın, bu ülkenin insanına zarar gelmesin diye düşünüyorlar. Şimdi kimi kentlerde Kürtler telefonda annesiyle Kürtçe konuştuğu için linç ediliyor. Linç edenler evet suçludur ama bu süreci yaratan bu sistemin kendisidir. Dolayısıyla Orta Doğu'da savaş tamtamları çalma yerine, teröristan deme yerine, yok ederiz deme yerine bir zahmet ya bu coğrafyada yaşayan bu insanların gerçekliğini, realitesini kabul etme yüzyılına girelim ya. Bu yüzyılda artık yok diyerek yok olmuyor. Birleşmiş Milletler bile 60-70 milyon başta Orta Doğu olmak üzere Kürt'ün yaşadığını söylüyor ya. Onun için bu devlet aklı da bence artık bir bu yüzyılı kaybettirmemek için bir düşünceye sahip olması gerekiyor. Biraz önce siz söylediniz, hadi ben de söyleyeyim. Ya Kürt bitmez. Doğurganlık oranının en yüksek olduğu yer Kürdistan coğrafyasıdır.
Genç nüfusun en fazla olduğu yer Kürdistan coğrafyasıdır. Yoksulluk zulüm bitirmiyor. Aksine partisine, diline, kimliğine sahip çıkmaya çalışıyor. Bitseydi bu yüzyıllık bastırma politikalarınızda, baskı politikalarınızda zaten biterdi. Ama biz yok sayacağız diyenlere de buradan söylüyoruz, kusura bakmayın. Biz direniriz, dururuz. Asla kendimizi yok etmeyiz, yok saydırmayız.